adamdan kalmayız. Ne var Kavşehir'de, Kıbrıs'ta? Nasıl oldu? Yeni arkadaşım. Ya fare bu. Bulamaz mı? Ha? Kıskandın mı? Ah. Al. Al, al. Hadi korkma, ısırmaz. Tut. Tut, 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 tut. Heh, al bunu muzuya götür. Bahçede sota bir yere koysun, tehlikeden uzak. Tamam, sonra gel beni bul. Bu babasıyla arası çok kötü olan bir hastamız var ya. Onun yanındayım. Koçum, iyi bak kendine, yaramazlık yapma. Muzu abinin sözünü iyi dinle, tamam? James Dean. Ne? James Dean adı. Jimmy diyebilirsin sen istersen. Evet, depresif bozukluğun hemen hemen her medikal ve nörolojik hastalığa, özellikle de kronikse eşlik ettiğini ben söylemedim. Bu bilinen bir nokta. Ama multiple skleroz hastalarındaki yaygın anksiyete bozukluğu ve yineleyici majör depresif atakların diğer kronik hastalıklara göre 3 kat daha fazla görüldüğünü söyleyen benim. Makalemin odak noktası bu. Üç kaşık ha? Ha, bu sabah şekerli istedi canım. Tuz ama koydun. Allah kahretsin ya. Hayırdır senin halin bir tuhaf? Yo. Tövbe yarabbim ya. Bugün bir tuhaflık yarışması mı var? Hani bilseydim hazırlanıp gelirdim. Ne bileyim, benim de bir cadılar bayramı kostümüm falan var. Senin her zaman geldiğin yetiyor bize. Ama çok şanslısın. Hoca geç kaldığını fark etmedi. Değilim çünkü kapıda karşılaştık. Elime bir fare tutuşturdu falan. Fare mi? Böyle kafesin içinde bir fare. Yeni arkadaşı mıymış neymiş bir şeyler anlattı da. Muzo'ya teslim ettim de kurtuldum. Oh ya, başım çatlıyor. Alıyorum şundan bir yudum. Sana kıyamam. Tuzlu o. Tuzlu seviyor, tuzlu yapıyor. Sana yenisini yapacağım. Siz ne böyle ya? Benden sonra geceleri mi aktınız? Acaba ben ekildim mi? Benden sonra eğlenildi mi? İçildi mi? Evet, ben partiden sonra bir şeyler yapalım dedim ama... Ben hayır dediğim için evlere dağıldık. Yani bu halim, ilaçlara başladım ya kullanmaya, o yüzden. Hayır demen çok Zeynepsel bir hareket. Hoca bekliyor, ben onun yanına bir gideyim. Tuzsuz kahve. Döküyorum. Milyar nöron, 1,5 kilo ağırlık, 1 milyon kilometre lif bağlantısını yormaya değer mi? Temporal loblar çayır çayır çalışıyor. Prefrontal ve singulat kortekste metabolizma artışı var. Olağan durum şebekesi tam aktif. Farkındalık şebekesi... sessiz. Hangi hasta bu? Sen. Senin beyninden bahsediyorum. Tamam, ne olduysa oldu yani. Bu kadar düşünmene değer mi? Bir şey olmadı Mehmet Ali. Peki. O yüzden Zeynep'in de senin de suratın perşembe pazarı gibi. Hayır, Zeynep'i anlıyorum, tamam yani. Kız konuşulsun istemiyor ki haklı olarak. Gizli kalsın istiyor. Sen de anlatmazsın işte, bir yerde olur biter. Hani bu kadar düşün düşün düşün, saksıyı kurutmanın anlamı ne? Düşünmüyorum. Düşünecek bir şey olmadı diyorum, anlatamıyorum ki ben sana. Senin saksı da hiç çalışmıyor. Peki, tamam. Bir şey olmadı. Ben laboratuvara gidiyorum. Küçük prens aşık oldu. Küçük prens aşkına Emre ya.
burada böyle yalnız oturduğunu görünce gelmek istedim. Buyurun. İyi misin Zeynep? Teşekkür ederim. Yani tedavimi soruyorsanız eğer... Ben enfeksiyon komitesi doktoruyla konuştum. Tedavinin hakkında bilgi aldım zaten. Ayrıca başka şeyler de konuştuk Zeynep. Yani... testin pozitif çıkarsa... bu konu hukuk departmanına yansımayacak. Doğrudan bana gelecek. Ayrıca hastane masraflarını da biz karşılayacağız. Teşekkürler. Doktorluk çok saygın bir meslek. Yani doğrudan insan sağlığını ilgilendiren bir iş yaptığımız için yüceltiliyoruz. Bu çok normal. Ama aynı zamanda bu bizi insan olarak görmelerini de zorlaştırıyor. Değil mi? Hatta bazen biz bile kendi ihtiyaçlarımızı gözden kaçırabiliyoruz. Ne kadar büyük riskler aldığımızı ancak başımıza bir şey geldiğinde anlıyoruz. İlk kez bu kadar ciddi bir şey geldi başıma. Düşünsene her gün ama her gün yüzlerce hastalık, binlerce olasılık, sayısız mikropla uğraşıyoruz. Deli miyiz biz acaba? Niye doktor oldun Zeynep? Veteriner olmak istiyordum aslında. Hayvanları çok seviyorum diye. Sonra puanım tıbba da yetti. Ben de tıbba girdim. Ama en sonunda fark ettim ki aslında benim muhtaç insanlara zaafım var. Siz? Ben? Açıkçası ben çocukken yazar olmak istiyordum yani. Romanlar falan yazmak istiyordum. Böyle hiç kimsenin bilmediği büyülü dünyalar, güzel ülkeler, şehirler, unutulmayan kahramanlar yaratmak istiyordum. Ta ki 12 yaşına kadar. Ailemle yazlık evimize gitmiştik ve evin önünde bir araba birine çarptı. Sonra bizim bir komşumuz vardı, bir doktor hanım. Olayı görür görmez yerinden fırladı, hemen ilk müdahaleyi yaptı. Ve büyük ihtimalle o yaptığı ilk müdahale adamın hayatını kurtardı. Sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi bahçesine gidip Ayşe Kadın fasulyesini ayıklamaya devam etti. Aradığınız kahraman yan evdeymiş yani. Aynen öyle. İşte ben de o gün aşık oldum. Ben de bu işi yapmalıyım ve bu insanlardan biri olmalıyım dedim. Yoruldum ah yoruldum da boğulmaktan kurtuldum. Neydim, ne oldum? İki kutup arasında kaç yerimden vuruldum. Bir açtım, bir soldum. Gözümde gezegeninde... Sen söylüyorsun. Babamla en büyük kavgamızdı. Şarkı söylememden nefret eder. Zaten müzik, resim, tiyatro, okulda benim ilgimi çeken ne varsa evde bana yasaktı. Ben 16 yaşıma basarken ondan bir klasik gitar istemiştim. Eve elinde bir av tüfeğiyle geldi. Av tüfeği. Beni adam edecek ya. Zaten eğlenceden tek anladığı avlanmak. O kasabadaki bütün diğer erkekler de öyle. Beni zorla ava götürürdü, ben de kucağımda... tüfekle bir yerlere saklanır şarkı söylerdim. Yalnız kalınca şarkı söylerim. Şimdi yalnız değilsin. Baban dışarıda. Ama bir insanın yanında durması, yanında olması anlamına gelmez. Hem bunu sen de iyi bilirsin. Zeynep hocam nasıl? Demin uğradı da biraz solgun görünüyordu, iyi mi? Ya ama ben sana sormayı tercih ederim hocam. Niye? Çünkü aşıklar kimsenin görmediği şeyleri görür. Kameranın objektifi gibi. Hiçbir şey kaçmaz onlardan.
beyinleri ya da kalpleri sevdikleriyle ilgili her şeyi kaydeder. Bak, ben Zeynep Hoca'ya aşık falan değilim, tamam mı? Aramızda da sandığın gibi bir şey yok. Ama bir şey var. Bir bakışta, kısacık bir anda kendini gösteren bir şey. Sende kalsın hocam. Yoruldum ah yoruldum da boğulmaktan kurtuldum. Neydim, ne oldum? İki kutup arasında kaç yerimden vuruldum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.